Milletin maşeri vicdanında telafisi imkansız yaralar açıldı. Tarihe kara leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 25 yıl geçti. Postmodern darbenin yıl dönümünde Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından döneme ait gazete manşetleri sergiye taşındı, basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan platform başkanı Nazif Kocaçoban, 28 Şubat darbesiyle milletin özdeğer ve anlayışlarına kastedilmek istendi dedi. Devletin silah kullanmadan ancak devletin bütün kurumlarını bir vesayet kurumuna dönüştürerek milletin üzerinden silindir gibi geçtiği 28 Şubat darbesiyle milletin öz değerlerine, inançlarına, varlık ve hayatiyetine kast edilmek istendi. Milletin maşeri vicdanında telafisi imkansız yaralar açıldı. Arkasında emperyalist odakların olduğunu gayet iyi bildiğimiz bu darbeyle vesayet sistemi güçlendirildi. Dönemin silahlı bürokrasisinin geniş çaplı fişle faaliyet yürüttüğünü söyleyen Kocaçoban, refah yolu hükümeti istifa ettirilerek milletin iradesi tasfiye ettirilmiştir dedi. Dönemin silahlı bürokrasisi geniş çaplı fişleme, briefing, gözaltı, baskı ve tasfiye işlemlerini yürütmüş, bu süreçte yaklaşık 6 milyon insan fişlenmiştir. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararıyla kendini inkara zorlanan, istifa etmesi için junta tarafından tehdit baskıya zorlanan refah yolu hükümeti istifa ettirilerek millet iradesi tasfiye edilmiştir. Üniversitelerde başta başörtülü kız öğrenciler olmak üzere onlara destek veren dini kimliği belirgin on binlerce öğrenci üniversitelerden atılmış, MIT 418 öğretim görevlisini irticacı olarak fişlemiş, birçok öğretim görevlisi baskılara uğramış, 139 yükseköğretim kurumu personelinin görevine son verilmiştir. Sivil toplum örgütlerinin basın açıklamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da katılarak destek verdi.